dersinden yeniden merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde fiil çatısını göreceğiz. Aslında kolay bir konu ama dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Onları ben size zaten uyaracağım ders esnasında. Fiil eylem çatısı nedir? Bakalım. Cümlede eylemin özneye ya da nesneye göre taşıdığı özelliğe biz çatı diyoruz. Bunu biz özneye ve nesneye göre ayıracağız zaten. İsim cümlelerinde kesinlikle çatı aranmaz. Zaten isminden anlaşılacağı gibi biz buna fiil çatısı diyoruz. Örneğimize baktığımızda bugün hava güzel. Güzel isim olduğu için biz bunda çatı arayamayız. Fiil çatı bakımından özne ile ilişkisine ve nesne ile ilişkisine göre kendi içerisinde ikiye ayrılacak. Özne ve nesne olarak. Şimdi öncelikle özneye göre fiil. Buna bakalım, ardından nesneye geçeceğiz. Özneye göre fiil, özne yüklem ilişkisi dediğimde bizim karşımızda 4 tane başlık gelecek. Birincisi etken fiiller. Etken fiiller ne? Şimdi buna bakalım. Öznesi belli olan ve eylemi bildirdiği işi bizzat öznenin yaptığı fiillere biz etken çatılı fiiller diyoruz. Özne kesinlikle arkadaşlar gerçek özne olacak. Yalnız gizli özne de gerçek özne kabul edildiği için gizli özne de olabilir. Bunu söyleyelim. Örneğe baktığımızda ilerleyen saatlerde fırtına başlamıştı dediğinde başlamıştı fiil. Başlayan ne? Fırtına. Öznemiz var değil mi? Özne fırtına. O zaman ben buna diyorum ki bu etken çatılı bir fiil. Kitap 2. Dünya Savaşı'nda yaşananları anlatıyor. Anlatıyor dediğinde anlatan ne? Kitap. Kitap yine gerçek öznemiz mi? Gerçek özne. O zaman ben buna bu etken çatılı yani anlatıyor etken çatılı bir fiildir diyeceğim. Diğer örneğimize bakalım. Kendisi hala gelmedi dediğinde, şurada şapka olacak. Kendisi hala gelmedi dediğinde, gelmeyen kim? Soru sorduğumda kendisi cevabını alıyorum. Kendisi gerçek özne, gelmedi dediğinde ise şurası da ise etken çatı. Sabah erkenden yürüyüşe çıktım. Çıktım, fiil. Sabah erkenden yürüyüşe çıktım dediğinde burada gizli özne olduğunu görüyorum. Sabah erkenden yürüyüşe çıkan kim? Ben, şahıs Ekin'den. Buradaki ben gizli özne olduğu için ve çıktım etken çatılı bir fiildir. Gül sulanmayınca soldu. Sulanmayınca soldu. Solan ne dediğimde gül cevabını alıyorum. Gül gerçek özne. Soldu ise etken çatılı bir fiil. Şimdi bu not önemli arkadaşlar. Şu nota dikkat edelim. Doğa ile ilgili özneler gerçek özne kabul edilir. Dolayısıyla etken çatılı olur. Edilgene bakalım. Edilgen dediğimde aklımıza bizim daha çok ilk gelen şey zaten LN ekleri olacak. Cümlede gerçek öznesi belli olmayan etkenin tam tersi olarak düşünebilirsiniz. Etkende gerçek özne vardı. Burada ise gerçek öznesi belli olmayan, eylemin bildirdiği işi yapan değil, işten etkilenen durumunda öznesi bulunan fiillere biz edilgen çatılı fiiller diyoruz. Edilgenlik genelde LN ekleriyle yapılacak ama her LN ekine de biz edilgen çatılı asla demeyeceğiz. Edilgen fiillerin öznesine ise sözde özne adı vereceğiz. Örneğe bakalım arkadaşlar. Çamaşırlar güzelce yıkandı kelimesine bak, cümlesine baktığımızda. Yıkandı. Bakın ne ekini gördüm. Burada yıkayan kim? Belli değil değil mi? Kimin yıkadığı belli değil. Yani gerçek öznemiz yok. Sözlü özne var. Yıkanan ne dediğimde çamaşırlar olduğunu görüyorum. Burada çamaşırların sözlü özne olduğunu görüyorum. Yıkandı ise ne ekini aldığı için ve gerçek öznesi olmadığı için edilgen çatılı bir fiildir. Devam edelim diğer örneğimizde. Belirlenen konular görüşüldü dediğinde yine ben L ekini gördüm. Görüşen kim?
belirlenen konular görüşüldüğünde belli değil değil mi? Gerçek öznemiz yok. Görüşülen ne dediğimde belirlenen konular olduğunu görüyorum görüşülenin. Bu sözde özne görüşüldü L2 var. Aynı zamanda gerçek öznemiz olmadığı için ben buna edilgen çatılı diyeceğim. Örneğe bakalım. Evimiz dün gece soyuldu. L2'ni yine gördüm. Soyuldu kelimesine baktığımızda evimiz sözlü özne ama evi soyanın kim olduğu belli değil. O yüzden soyuldu edilgen çatılı bir fiildir. Şimdi biraz önce aslında şunu bahsetmiştim. Bu not bizim için önemli. Her LN2 kesinlikle edilgen çatılı fiil yapmaz. Örneğimizle bakalım arkadaşlar. Kayık kıyıya kadar çekildi dediğinde çekildi L2'miz var. Kayık kendi kendine kıyıya çekilmez değil mi? Biri tarafından çekilir. O yüzden buradaki kayık sözlü özne yani çekildi yine bizim edilgen çatımız. Ama şuna baktığımızda sular öğlene doğru çekildi. Suları biz kendimiz çekemeyiz değil mi? Kendi kendine çekilir. O yüzden buradaki gerçek özne olduğu için çekildi. Çekilen ne dediğimde sular biz burada sadece L2 var diye kesinlikle edilgen diyemeyiz. Cümleye bakmamız lazım. Bu ise etken çatılı bir fiil. Ahmet güzelce yıkandı örneğine baktığımızda yine yıkanan kim? Ahmet. O zaman şuradaki N2 bizi kesinlikle direkt edilgen çatılı diyemeyiz. Burada yıkanmak fiilinden etkilenen Ahmet olduğu için burası etken çatılı bir fiildir. Şimdi nota bakalım. Bu not önemli. Yine testlerde karşınıza gelecek bir not. Bazen edilgen çatılı eylemlerle kurulmuş cümlelerde gerçek özne C, eki ya da tarafında nedeniyle, etkisiyle gibi sözcüklerin yardımıyla bir tümleç içinde yer alabilir. Buna biz örtülü özne diyoruz. Örtülü özneler yalnızca edilgen çatılı cümlelerde bulunur. Sadece edilgen çatılı cümlelerde bulunduğunu kesinlikle unutmayın. Bir de şu ekleri unutmayacağız. C tarafından, nedeniyle, etkisiyle. Örneğe bakalım. Yasa meclisçe kabul edildi dediğinde şuradaki zarf tümleci bildiriyor meclisçe ve örtülü özne olduğu için ben buna edilgen çatılı bir örnek olduğunu göreceğim. Cam şiddetli rüzgarın etkisiyle olduğunu bize söylemişti değil mi? Şurada vardı etkisiyle. Yine bunu edilgen çatılı kabul edeceğim. Şiddetli rüzgarın etkisiyle dediğinde zarf tümleci olduğunu ve örtülü özne olduğunu görüyoruz. Şimdi bir de dönüşlü fiillere bakalım. Dönüşlü fiiller de çok kolay gençler. Bunda da önemli olan şey ne? Yine ona bakalım. Öznesi hem işi yapan hem de işten etkilenen durumunda. Yani öznemiz hem işi yapacak hem de yaptığı işten etkilenecek. Biz bunlara dönüşlü fiiller diyoruz. Dönüşlülük yine LN2 ile yapılır. Edilgenlikten farkı o işi hem yapan hem de etkilenen olması olacak. Dönüşlü fiiller aynı zamanda etkendir. Bunu da söyleyelim. Örneğe bakalım. Banyodan çıkar çıkmaz kurulandı. Şimdi kurulandı dediğinde burada kurulanma işini yapan o değil mi? O işten etkilenen yani kurulanma işinden etkilenen yine o. Özne hem işi yaptığı için kurulanma işini hem de kurulanma işinden etkilendiği için ben buna dönüşlü diyeceğim. Yani kurulandı bizim dönüşlü fiilimiz. Diğer örneğe bakalım. Ahmet yıkandı, giyindi, tarandı, süslendi ve dışarı çıktı. Yıkanmak, giyinmek, taranmak ve süslenmek fiilinden Ahmet mi etkilendi? Ahmet etkilendi. Yıkanmak, giyinmek, taranmak ve süslenmek işini Ahmet mi yaptı? Ahmet yaptı. Özne hem yaptı ve hem de etkilendiği için ben bunlara dönüşlü diyeceğim. Şu üç örneği sizin yapmanızı istiyorum. Ben yapmayacağım onları. Defterinize kendiniz yapacaksınız. İsterseniz cevapları bana iletebilirsiniz. Nota bakalım. Dönüşlülükle edilgenlik karıştırılmamalı. Bunu zaten biraz önce söylemiştim. Ahmet
yıkandı dediğimde Ahmet gerçek özne, yıkanma işinden etkilenen de Ahmet olduğu için bu dönüşlü. Ama ben sınıf yıkandı dediğimde bu niye edilgen? Bu da neye yıkanmış? Bu da neye yıkanmış? Orada yıkanmak fiilinden etkilenen kişi Ahmet. Ama burada sınıf yıkandı dediğinde sözlü özne. Niye? Sınıfı kimin yıkadığını bilmiyoruz. Öznemiz sözlü özne olduğu için. Ama burada öznemiz Ahmet. Gerçek özne olduğu için dönüşlü fiil diyorum. İkinci nota bakalım. Yine doğa olayları ile ilgili bir not. Doğa olaylarının anlatıldığı cümlelerde yüklem LN eklerini alıp dönüşlü olarak kullanılabilir. Bulutlar toplandı dediğimde yine bu kendi kendine yapılan bir şey olduğu için biz buna dönüşlü diyoruz. İşteş fiillere bakalım. İşteş fiiller zaten iki tane anlamı olacak gençler. Birlikte ve karşılıklı yapılabildiğini göreceğiz. Bir de bizim için şey eki önemli olacak burada. Eylemin birden fazla özne tarafından yapıldığını bildiren fiillere biz işteş fiiller diyoruz. Bakın birden fazla özne tarafından yapılacak. Ve birlikte birden fazla yapıldığı için ya birliktelik anlamı olur ya da karşılıklık anlamı olur değil mi? İşteş fiilleri şey ekiyle yapılır. İşteş fiiller aynı zamanda etkendir. Bunu da söyleyelim. Örneğe baktığımızda büyük patlamayı duyunca insanlar kaçıştı. İnsanlar birlikte kaçışır değil mi? Buradaki kaçıştı birliktelik anlamı katıyor. Sınavda işteş fiilleri sorarlarsa gençler bakın şu bizim için önemli birliktelik, karşıtlık. Der ki aşağıdakilerin hangisinde işteş fiili diğerlerinden farklıdır? Diğerlerinden farklı derse 4 tane şık birliktelik anlamı verir, diğeri karşılıklık anlamı verir. Kuşlar heyecanla uçuştu dediğinde uçuşmak yine birlikte yapılan bir şey. Örneğimize bakalım. Bu örnekleri siz yapacaksınız. 4 tane örneğiniz var. Yine bana yazarsınız, söylersiniz. Buralara sizler yapacaksınız. Nota bakalım. Not bizim için önemli bir not. Bazı fiiller kökten, işteştir, ek almaları gerekmez. Bu karşınıza çıkacak arkadaşlar. Birçok testte karşınıza çıkan bir şey. Güreş, güreşmek karşılıklı yapılan bir şey zaten. Herhangi bir ek alması beklenmez. Kökünde şey eki olduğunu söylüyor. Yarış, bir yarışmak yine birlikte yapılan bir şey. Barış yine birlikte yapılan bir şey. Kenan'la güreştik dediğinde güreşmek karşılıklı olan bir şey. Ve şey eki kökünde var. Diğer nota baktığımızda tabii ki de her şey harfinin görüldüğü fiiller, işteş fiiller olmaz. Bundan bahsediyor. Siniri geçince yatıştı. İki kişi arasında değil değil mi? Siniri geçince yatıştı. Tek özne var. Gün geçtikçe gelişti derken yine tek özne var. Zoru görünce sıvıştı derken yine tek özne var. Şuradaki şeyler bizi yanıltmasın. Şimdi nesneye göre fiiller neler? Bunlara bakalım. Nesneye göre fiiller dediğimde bir geçişli fiiller, bunu göreceğiz. Geçişsiz fiiller diye devam edeceğiz arkadaşlar. Geçişli fiiller dediğimde nesne alabilen fiillere biz geçişli fiiller diyoruz. O adamı daha önce hiç görmemiştim dediğinde nesne alabildiği için yani o adam kimi görmemiştim? O adamı nesne aldığı için ben buna geçişli fiil diyeceğim. Kitabı heyecanla okuyordu. Neyi okuyordu? Kitabı. Yine kitap nesne aldı. Doğum gününde ona kitap aldım. Ne aldım dediğinde kitap cevabını aldığımız için buradaki kitap yine bizim nesnemiz. Suyu bir dikişte içti. Neyi içti? Suyu içti. Yine sorularımıza yanıt alabildiğimiz için suyu nesne alabildiği için geçişli bir fiildir. Diğer notumuza bakalım. Önemli bir not kesinlikle bu da sınavda karşınıza çıkabilecek bir not. Bir fiili geçişli sayabilmek için nesnenin mutlaka cümlede bulunması gerekmez. Bakın nesne mutlaka cümlede bulunmaz gençler. Bu cümleye aklımızdan bir nesne getirebiliyorsak o fiil geçişlidir. 4 kişi zor taşıdık.
Neyi taşıdık dediğimde, 4 kişi işte kutuyu zor taşıdık, kitabı zor taşıdık dediğimde ben buna nesne getirebildiğim için yine geçişli bir fiildir diyorum. Cümlede görünürde bir nesne yok fakat neyi taşıdık sorusuna aklımızdan cevap bulabildiğimiz için ben buna geçişlidir diyorum. Diğer notumuza bakalım. Bazı fiiller kullanıldığı cümleye göre geçişli veya geçişsiz olabilirler. Film 2 saat sürdü dediğimde geçişsiz olduğunu görüyorum. Neyi sürdü? Ben buna cevap alamıyorum. Bakın sürdü, sürdü. Her iki örnek. Yani benim cümleyi okumam lazım. Tarlayı 2 saatte sürdü dediğimde neyi sürdü? Tarlayı sürdü. Tarlayı cevabını aldığım için, nesne aldığım için bu geçişli bir fiil ama film 2 saat sürdü dediğimde geçişsiz bir fiildir. Şimdi geçişsiz fiiller neler? Bunlara bakalım. Geçişlinin tam tersi nesne almayan fiillere biz geçişsiz fiiller diyoruz. O da bizimle geldi dediğimde ne geldi, neyi geldi, kimi geldi? Herhangi bir cevap alamadım değil mi? Cevap alamadığım için ben buna geçişsiz bir fiildir diyeceğim. Otobüs az ileride durdu. Neyi durdu, kimi durdu? Herhangi bir cevap alamıyorum. O zaman bu da geçişsiz bir fiildir. Sıra sizde. Yine arkadaşlar bu örnekler siz tarafından yapılacak. Geçişli mi, geçişsiz mi yaparsınız. Olurgan fiillere bakalım. Olurgan fiiller dediğimde geçişsiz haldeyken önemli R, T, tır eklerini kullanarak ben bunları geçişli hale getireceğim. Buna da olurgan fiiller diyeceğim. Eylem nesne alır hale gelmiş olacak. Geçişsizken geçişli olacak çünkü. Örneğe bakalım. Otobüs az ileride durdu dediğimde neyi durdu, kimi durdu? Herhangi bir cevap alamadım değil mi? Alamadığım için bu geçişsiz bir özne. Ama ben buna şu eklerden birini getirerek bunu geçişli hale getirebiliyorum. Nasıl yapıyorum? Otobüsü az önce ileride durdurdu. Neyi durdurdu? Otobüsü. Nesne aldı mı? Aldı. Ben bunu geçişli hale getirdiğim için olurgan fiil diyeceğim. Örneğe bakalım. Anlattığı fıkrayla tüm sınıfı güldürdü. Şuradaki düreki aldı. Kimi güldürdü, neyi güldürdü cevabında tüm sınıfı aldığım için yine olurgan oldu. Geçişsizken geçişli hale geldi. Yaptığı şaka hepimizi korkuttu dediğimde yine görüyoruz olurgan oldu. Az önce pişirdim dediğimde olurgan oldu. Bebeği uyutmuş dediğinde yine T2 getirerek olurgan oldu. Her sene yüzlerce fakiri doyuruyor dediğimde yine bu da olurgan bir fiil oldu. Notumuza bakalım. Ekler cümleden çıkarılırsa tüm fiiller geçişsiz hale gelir. Yani nesne almaz. Ettirgen fiillere bakalım gençler son olarak. Ettirgen fiiller geçişli haldeyken R, T, tır eklerini kullanarak geçişliliğini arttırdığımız fiillere biz ettirgen fiiller diyoruz. Yani bu da daha kuvvetli olacak. Geçişliliğini arttıracağız. Öğretmen ikinci soruyu çözdürdü dediğimde ettirgen oldu. Niye ettirgen oldu? Öğretmen bunun geçişliliğini arttırdı, çözdürdü dediğinde düreki alarak ettirgen oldu. Yani çözdü fiili geçişliyken ek aldı, düreki aldı ve ettirgen oldu. Bize tavşan kanı çayından içirdi dediğinde yine içmek fiili ettirgen oldu. Kirlenen yerleri temizletti dediğinde yine ettirgen oldu. Hesabı arkadaşına ödetti dediğinde yine ettirgen olduğunu görüyoruz. Son olarak notumuza bakalım. Örneklerden de anlaşılacağı gibi ettirgenlik fiile işi başkasına yaptırma, bütün işi başkasına yaptırma anlamı katmaktadır. Özne işi başkasına yaptırır diyelim. Burada bitirelim. Bir sonraki dersimizde soru çözümüyle devam edeceğiz arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.